Evet, UNICEF diyor ki eğitim devam etsin. Ama bir yandan da dünyada tablo giderek kötüleşiyor. Türkiye'de tablo giderek kötüleşiyor. Dün akşam saat 20'den itibaren yeni tedbirler devreye girdi. Şimdi bir de salgının merkez üssü konumundaki Avrupa'ya gidelim. Tedbirlerin daha önce uygulanmaya başlandığı İspanya ve Almanya'da son durum ne? Ona bakalım. İspanya'nın Barcelona kentinde yaşayan yazar Hülya Acar ve Almanya'nın Frankfurt kentinde bilgisayar mühendisi ve borsa uzmanı Koray Güçlü konuklarımız. Öncelikle konuklarımızın ikisine de hoş geldiniz demek istiyorum. Ve öncelikle tabii Hülya Acar'la İspanya'da durumun daha vahim olduğunu düşünürsek Hülya Acar'la başlamak istiyorum. Ve şunu sormak istiyorum. İspanya'da son bir haftada 1341 kişi hayatını kaybetti. Toplam salgında can kaybı 46.619 oldu. Bunlar hayli yüksek rakamlar Hülya Hanım. İspanya'da 25 Ekim'den bu yana olağanüstü hal uygulanıyor. Ne tür kısıtlamalar var? İspanyollar bu kısıtlamalara uyma konusunda nasıl ve önlemler işe yaradı mı? Öncelikle bunu aktarırsanız bize çok seviniriz. Günaydın Oyun Hanım. Günaydın. Aslında bakarsanız evet kısıtlamalar işe yaradı denilebilir. Çünkü 30 Ekim'den bu yana rakamlar giderek düşüyor. Gün bazlı değişebiliyor ancak eğim düşme noktasına geldi. Tabii kısıtlamalar hayli arttı sizin dediğiniz gibi. Çünkü artık saat 10'dan itibaren, gece saat 10'dan itibaren tabii ki bölgelere göre değişiyor. Bazı bölgelerde saat 9'dan itibaren akşam saatlerinden bahsediyorum. Bazıları 11'den itibaren dışarı çıkışımız yasak. Hı hı. Hafta sonları bulunduğumuz ilçeleri değiştirmemiz yasak. Zaten bölgeleri değiştirmemiz özel izinlerle ancak yapılabiliyor. İşte Katalonya'dan Madrid'e geçmek ya da Madrid'den Andalusya'ya geçmek gibi. Onun dışında zaten dediğiniz gibi son bir aydır yüksek oranlı bir kısıtlamalara, yüksek şekilde kısıtlamalara maruz kaldık. Restoranlar kapalı. Hı hı. Hastanelerde durum nasıl? Çalışmıyor. Hülya Hanım, hastanelerde durum nasıl? Hastanelerde şu ana kadar bir yoğunluk ya da hastalara cevap verememe ya da test olamama gibi bir durum söz konusu değil. Tabii ki test yine isteyene yapılmıyor. Ancak hastanelerde işiniz varsa gidip yaptırabiliyorsunuz. Şu an bir yığılma söz konusu değil. Öyle bir duyum almıyoruz, izlemiyoruz, görmüyoruz. Onun dışında tabii ki rakamlar çok yüksek. Sizin de belirttiğiniz gibi. Maalesef. 23 Kasım'dan itibaren, pazartesi gününden itibaren bu düşüşlere, sayıların düşüşlerine bağlı olarak bu kısıtlamalar biraz daha gevşetilecek. Örneğin Katalonya bölgesinde restoranlar kapalıydı, hizmet sektörü tamamen durmuş durumdaydı. Ancak pazartesi günden itibaren restoranlar yeniden hizmet vermeye başlayacaklar. ama tabii ki %30 kapasiteyle çalışmaya başlayacaklar ve terası olanlar daha şanslı bu durumda restoranlarda. Çünkü sosyal mesafe ve açık hava olması anlamında elbette kış şartlarında ne kadar verimli olur. Bakıp göreceğiz. Hülya Hanım, okulların durumu nedir? Mesela pazartesi gününden itibaren kreşler hariç Türkiye'de okulların yeni döneme kadar kapanması söz konusu. İspanya'da nasıl bir sistem uygulanıyor okullarla ilgili? İspanya'daki sistem başından beri hiç değişmedi. Yani başından beriden kastım Eylül ayından beri. Hı-hı. Örgün eğitime devam ediliyor. Hı-hı. Sadece sınıflarda olaki bir vaka söz konusu olursa çocuklar 15 gün evlerine gidiyorlar. O anlamda bir online okul sistemi devreye giriyor. Hı hı. Fakat okullar devam ediyor. Önümüzdeki ay biliyorsunuz Aralık ayında burada Avrupa'nın birçok yerinde Noel bayramı başlayacak. Hı hı. Artık çocuklar o noktada işte 2-3 haftalık bir tatile girecekler. Hı hı. Belki bu konu biraz daha durulacak gibi. Ama onun dışında okullar örgün eğitimlere devam ediyorlar. Bir değişiklik olmadı. Peki az önce dediniz ya pek çok sektör işte pandemi dolayısıyla kepenk indirdi, restoranlar çalışmıyor, işte pek çok kısıtlama var. Kısıtlamaların ekonomiye etkisi ne oldu? Bu konuşuluyor mu? Tabii konuşuluyor. İspanya gibi bir ülkeyi düşünürseniz, turizmle yaşayan bir ülke neredeyse. Hı hı.
Tabii ki ekonomik etkisi çok ağır oldu. Her gün ülkenin belirli bir yerinde insanları sokaklarda görebilirsiniz yani protesto anlamında. İspanya'ya aslında ekonomik anlamda tabii ki çok büyük etkileri var. Fakat İspanya'nın hantal bürokratik işlemleri de buna tuz biber ekti diyebiliriz. Çünkü hükümetin pandeminin başından beri söz vermiş olduğu bazı ödemeler vardı kişilere, vatandaşlara. Maalesef bunlar gene tabii ki yapılacak ancak çok ağır işliyor burada prosedürler. Maalesef teknoloji çok fazla hayatlarına girmediği için burada insanların o anlamda birçok insan bu ödenekleri alamadı, ödemeleri alamadı. Bu anlamda da çok büyük sıkıntılar var. İşsizlik maaşları bile ödenemiyor. Çünkü aşırı bir iş yığılması oldu devlet dairelerinde. Yani örnek vermek gerekirse buradaki göçmen durumundaki kişiler kartlarını yenileyemedikleri için çünkü randevu almak mümkün değil bu anlamda. Şu ülkede şu an kaçak çalışıyor, kaçak yaşıyor durumuna geldiler. Yani Anlıyorum. birçok etkisi oldu İspanya'ya bu anlamda hem ekonomik hem sosyal hayatımızda birçok etkisi oldu. Doğru, maalesef aslında Sağlığın dışında. evet herkese, bütün dünyaya etkisi inanılmaz boyutta. Aslında belki Covid-19 sürecini atlattıktan sonra ve bu pandemi ortadan kalktıktan sonra bunun etkilerini, özellikle ekonomik etkilerini, dünyaya olan etkilerini daha net bir şekilde göreceğiz. Biraz da Almanya'ya dönmek istiyorum. Almanya'da da 4 haftalığına uygulanmaya konulan önlemler var. Nedir bu önlemler? Virüsün bulaşma hızında düşme oldu mu? Hemen Almanya'da Koray Güçlü'ye dönelim ve bu soruların cevaplarını ondan alalım. Merhaba Merhaba, Oylum hoş Hanım. geldiniz. Almanya'da 2 Kasım itibariyle tekrar önlemler alındı. 2 Kasım itibariyle vaka sayısı, günlük vaka sayısı 1300 civarındaydı. Fakat şimdi gördüğümüz vaka sayısı 23 bin olmuş durumda. Cuma itibariyle son yapılan bir gün içinde oluşan vaka sayısı 23 bine ulaşmış. Bu önlemler kapsamında en çok örneğin 10 kişiden fazla insanın bir araya gelmesi, iki evden 10 kişiden fazla insanın bir araya gelmesi kısıtlandı. Restoranlar kapandı, bar kulüp gibi yerler kapandı. Ama alışveriş yerleri hala açık, okullar, kreşler hala açık. Buralarda tabii ek önlemler var. Bunun dışında turistik amaçlı geziler ve konaklamalar yasaklanmış durumda. Yani sadece iş için gittiğiniz bir yerde kalabiliyorsunuz. Tiyatro, sinema ve fuarlar kapalı durumda. Kapalı spor tesisleri kapalı durumda. Örneğin yüzme havuzları gibi. Bunun dışında ek önlemler alınıyor açık yerlerde. Örneğin dezenfeksiyon konuluyor. Maske takılıyor kapalı yerlerde. Bina girişlerinde dezenfeksiyon konuluyor. Market girişlerinde dezenfeksiyon konuluyor. Bu tarz Okullarda ise önlemler var. sürekli Okullar? havalandırılıyor. Camlar açık oturuluyor, maskeli oturuluyor. Bu tarz önlemler var. Şimdi 25 Kasım'da 16 eyalet başbakanı ile bir korona zirvesi yapılacak Almanya'da. Merkel'in çok daha sert önlemlerden yana olduğunu biliyoruz. Yeni önlemler ve mevcut kısıtlamaların süresinde bir uzama olabilir mi? Mevcut kısıtlamalara yenileri eklenebilir mi bu zirveden sonra? Muhtemelen eklenmesi ve uzatılması düşünülüyor. Ne kadar eklenir tabii o daha kesin değil. Çünkü çok arttı seviyeler. Angela Merkel ve Robert Koch Enstitüsü Başkanı Profesör Lothar Wieler durumun çok ciddi olduğunu söyledi. Önlemlere rağmen hala artış var. En yüksek rekor seviyesine ulaştı geçtiğimiz Cuma günü vaka sayısı. Pandeminin başlamasından itibaren yani Mart ayında en yüksek seviye 6 bin vakaydı günlük. Şu anda onu kat kat geçmiş durumdayız. Önlemler olmasına rağmen Kasım ayında da ek önlemler alınmıştı bildiğiniz gibi. Buna rağmen hala yükselmekte. Tabii ek önlemlerin alınması hastanelerdeki kapasiteye göre de düşünülmekte. Şu anda hastanelerde kapasite durumu tabii sıkıntılı.
Koray Bey, şunu sormak istiyorum. Tabii Almanya'ya bağlantı yapınca bunu sormadan olmaz. Almanya'dan gelen, özellikle bizi de çok yakından ilgilendiren, aslında Türk olmaktan kaynaklı güzel haberler Almanya'da nasıl yankılandı? Aşıdan bahsediyorum yani. Evet, tabii bu aşı önemli. Bildiğiniz gibi Doktor Özlem Türeci ve Profesör Uğur Şahin'in BioNTech şirketi aşıyı çıkarttı. Doğru, burada başarı oranı aşının %95. Bunun dışında Amerika'da da bir şirket, bildiğiniz gibi Moderna, evet, şirketi %94.5 etki oranı olan bir aşı çıkarttı. Evet. Tabii bu güzel yankılandı Almanya'da. Tabii iki yabancı kişinin, yani Alman olmayan iki kişinin çıkartması, Türk olan birinin çıkartması tabii burada da farklı yorumlara sebep oldu. Ne dediler mesela? Nasıl yorumlar gördünüz? Sizin dikkatinizi çeken, hani Türk asıllı iki kişinin dünyaya böyle bir müjde vermesi nasıl yankılandı orada? Örneğin bildiğiniz gibi Profesör Uğur Şahin okula gittiğinde, buradaki okul sistemi biraz farklı Türkiye'de. Öğretmen karar veriyor hangi okula gideceksiniz. Cimnazyuma gittiğinizde üniversiteye devam etme şansınız daha iyi oluyor. Okuldaki hocası örneğin cimnazyum yerine başka bir okula göndermeyi söylemiş Profesör Uğur Şahin için. Alman komşusu Profesör Doktor Uğur Şahin'in okula giderek ikna etmiş hocayı, bu çocuğun cimnazyuma gitmesi gerekiyor diye. Bu daha sonra tabii böyle cimnazyuma gittikten sonra şimdiki sonuçlarını görüyoruz bunun. Bu tabii şöyle bir söz gelişti bu davranış karşısında. O komşu olun diye herkese. O komşu olun sözü, yani bu tür şeyleri destekleyen şeyler gelişti tabii böyle bir şey olunca. Çok güzel. Yani başarı biraz da komşuya mal edildi anladığım kadarıyla. Yani başarı tabii komşuya mal edilmiyor da, yani yabancı düşmanlığı karşısında o komşu olun, destekleyin anlamında söyleniyor aslında. Tabii bir Türk'ün böyle bir başarıya ulaşması çok güzel bir şey. Tabii, çok iyi yankılandı. Tabii gurur verdi doğrusu bize de. Zaten Almanya'daki bu çalışmaları yakından takip ediyorduk. Eli kulağında biliyoruz, yakında gelecek diyorduk. Çünkü çok güzel haberler aktarıyorlardı bize. Ama yine de birebir karşılaşınca bu güzel haberle sevinci bambaşka oldu. Hem de gururu da bambaşka oldu. Bu arada Noel tatili yaklaşıyor. Tatil süresi, kutlamalar koronadan nasıl etkilenir Koray Bey? Kutlamalar etkileniyor tabii. Örneğin Noel kutlamaları, Noel pazarı yapılmayacak bu sene. Bunun dışında açık şey, alışveriş yerleri açık, hediye almak için hediye alınabiliyor dışarıda. Onun dışında tabii büyük ölçüde dışarıdaki Noel pazarları çok büyük ölçüde etkileniyor. Tabii bu, bildiğiniz gibi Noel pazarları bir geleneksel bir şey. Her sene yapılan, çok kişinin gittiği ve gitmekten zevk aldığı bir yer. Tabii bunlar yapılmayacak bu sene. Peki kısıtlamaların ekonomiye etkisini sormak istiyorum. Tıpkı Hülya Hanım'a yönelttiğim gibi yasaklardan etkilenen çalışanlar için hükümet ne yapıyor? Çalışanlar için yardım yapılıyor. Belli bir süre, örneğin maaşın bir kısmı, daha sonra o süre geçtikten sonra az saat çalışanlar için tabii, daha sonra arttırılıyor. Şirketlere de yardım yapılıyor. 50 milyar euroluk bir paket açıklandı. Geçen sene Kasım ayı içinde örneğin yaptığı cironun %70'ini devlet karşılıyor. Eğer bir yer kapanmışsa, örneğin bir restoran kapanmışsa pandemiden dolayı, devlet geçen sene yaptığı cironun %70'ini karşılamakta. Bunun dışında tabii gayri safi yurt içi hasıla da büyük ölçüde zarar gördü bundan. İlk birinci çeyrekte %2 küçüldü. İkinci çeyrekte ise, çeyrek yılda ise %10 küçüldüğünü görüyoruz gayri safi yurt içi hasılanın.
Koray Bey, şimdi az önce Hülya Hanım, evet hani işsizler için ya da belirli bir kesim için ekonomik destek paketi var ama bürokrasiden dolayı bu paketlere ulaşmak çok zor diye bir açıklama yaptı. Almanya'da sistem işliyor mu? Almanya'da sistemin işlediğini duyuyoruz. Tabii bundan önce yapılan yardımlarda birçok kişi sahte bilgiler üstüne, tabii devlet güven esasına yardım etmeye çalışıyor. Sahte bilgiler üstüne yardım almaya çalıştığını gördü devlet. Tabii buna karşı önlemler alındı. Bunun dışında işlediğini duyuyoruz. Ama örneğin bazı yerlerde sorunlar olabiliyor yardımlar dışında. Örneğin koronada test konusunda yoğunluk arttığı için sıralar olabiliyor. Doktor önünde çok sıra oluyor. Test merkezleri önünde çok sıra olduğunu duyuyoruz. Anlıyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum Koray Güçlü, bilgisayar mühendisi, borsa uzmanı, Almanya Frankfurt'tan katıldı ve Hülya Acar, yazar, İspanya Barcelona'dan yayınımıza katıldı. Tekrar teşekkür ediyorum kendilerine, bizimle birlikte oldukları için. Sağlık ve güzel bir gün diliyorum kendilerine. Bu arada Hülya Hanım'la da Koray Bey'le de defalarca yayın yaptık aslında. Bu yaz hani aylarında biraz daha rakamlarımızı aşağı çektiğimizde yaptığımız yayın sıklığı da düşmüştü doğal olarak. Fakat şimdi tabii artık ikinci dalga mı, birinci dalganın ikinci peki mi bilmiyorum. Sanki ikinci dalga gibi gözüküyor ama yine hem koronavirüs tekrar gündemimizin odağında, gündemimizden hiç çıkmadı ama odak kaymıştı. Yine odağımızda koronavirüs. Bir taraftan tabii bilgisayar mühendisi, borsa uzmanı Koray Güçlü ile yaptığımız bağlantıda önemli şeyler söyledi. Bizde muhteşem yankılandı, dünyada muhteşem yankılandı iki Türk'ün koronavirüs aşısını dünyaya müjdelemesi. Ama Almanya'da da bunun çok güzel yankılandığını anlattı ve işte o komşu olun dendiğinden bahsetti. Koray Güçlü ve Hülya Acar'la bu kadar zaman sonra tekrar bağlantı yaptık ve bu yaptığımız bağlantılarda da keşke işte koronavirüsün ilk dalgasında ne kadar zor günler geçirmiştik, şimdi nasılsınız, her şey normale döndü mü yayını yapıyor olabilseydik ama maalesef ya ikinci peak artık ya da ikinci dalga, ne diyorsanız bundan bahsediyoruz. Çok ciddi can kayıpları var Almanya'da da, İspanya'da da. Vaka sayıları müthiş artmış durumda. Her yerde, özellikle Avrupa'daki, Amerika'dan tekrar Avrupa'ya döndü pandeminin merkezi, biliyorsunuz. Avrupa'da da çok ciddi kısıtlamalar var. Çok ciddi kısıtlamalar var ama ülkeye göre, hatta ülkenin içindeki kantonlara göre bile farklılıklar gösterebiliyor kısıtlamalar. Evet, devam edeceğiz.